14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleriyle tahkim etmek istiyoruz. AK Parti 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. Yerel seçimler için izlenecek stratejiye altyapı oluşturacak raporlar hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre AK Parti kazanılacak ve kaybetme riski bulunan illeri teker teker analiz ediyor. Neden kazanılamıyor ya da neden kaybedilebilir sorularına cevap arıyor. Çalışmalar 2002 seçiminden bugüne kadarki süreyi kapsıyor. <laughs> AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye genelinde Çankırı, Elazığ, Yozga, Tokat, Karabük, Bingöl ve Konya gibi illerde %7'nin üzerinde oy kaybı yaşamıştı. AK Parti kurmayları beklenmeyen sonuçların alındığı bu illere özel parantez açtı. Gerçek belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan şehirlerimizi Türkiye yüzyılının inşasına ortak etmek için önümüzdeki seçimler bir fırsattır milletimizin de desteğiyle inşallah bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz. AK Parti oy kaybı yaşanan illerde oyların muhalefete gitmediğini, Cumhur İttifakı içindeki diğer partiler arasında dağıldığını değerlendirdi. AK Parti kurmayları ayrıca 2018 seçimlerinde 400'ün üzerinde ilçede %50 ve üzeri oy aldıklarına dikkat çekti. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin %50 ve üzeri oy aldığı ilçe sayısı ise 200'ün altına gerilemişti. Evet, AK Parti son yaptığı strateji komisyonu toplantısında 14 Mayıs sonuçlarından yola çıkarak kazanmaya ve kaybetmeye yakın illeri analiz etti. Buna göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki İstanbul ve Adana'nın kazanmaya en yakın kentler olduğu kaydedildi. Denizli ve Balıkesir'in ise kaybedilme riski olduğu gözlemlendi. Biz size aşık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti kurmaylarına Ankara ve İstanbul'a yönelik çok iyi hazırlık yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, muhalefetin birbirine düştüğü bir dönemde Ankara ve İstanbul için umutluyum ifadelerini de kullandı.